Merhaba sevgili satranç severler. 1998'den bir parti inceleyeceğiz. İsveç'in başkenti Stockholm'da oynanmış olan Rilton Kupası'nda İzlanda şampiyonu Hans Stefansson, İsveçli Jörgen Nordqvist karşısında müthiş bir oyuna imza atmıştı. Bu partiyi inceleyeceğiz. Parti oynandığında Stefansson 26, Jörgen ise 33 yaşındaydı. Stefansson 12 kez İzlanda şampiyonu olmuş ve şu an reytingde İzlanda'nın birinci sırasında bulunan 51 yaşındaki efsane satranç oyuncusudur. 1972 doğumlu 21 yaşında büyük usta unvanını almış ve dünya 16 yaş altı şampiyonluğu mevcuttur. Jörgen Nordqvist ise bir süper amatör diyebiliriz. Turnuvaya katılabilmek için kurallara göre 2200'ün üzerinde Elo'ya sahip olunması gerekiyordu. O dönem 2200 üzerinde Elo'su varmış ancak şu an veri tabanında 1998 Elo'da olduğunu görüyoruz. Muhtemelen tabii yaş ilerledikçe Elo da yavaş yavaş düşüyor. 1965 doğumlu şu an 58 yaşında İsveçli sporcu. Turnuva parti oynandığında Nordqvist 33 yaşındaydı. Stefansson 26 yaşındaydı. Bakalım İzlanda şampiyonu nasıl bir parti imza atmış beyazlarla. E4, E5, şah piyonu açılışı, at F3 gelişim, at C6 gelişimden sonra fil B5, İspanyol açılışına girdi beyazlar. A6 fili sorguladı. Fil A4 geri çekiyor. At F6 gelişim. Kısa rok piyon dolaylı yoldan korunuyor tabii ki. Siyah şah merkezde olduğu için. Şimdi at alır piyon. Açık İspanyol. Fil E7 ile kapalı İspanyol'a girdi ve artık piyon alma tehdidi var. Çünkü E hattını kapattı. Kaleye bir piyonu koruyunca şimdi beyazın da tehdidi var. Fil alır attan sonra at alır E5. Bunu engellemek için piyon B5. File saldırı. Fil B3 çekince. Kısa rok. Şimdi A4. Azınlık saldırısı dediğimiz bir saldırı gerçekleştiriyor. Beyazlar tek piyonla siyahın iki kanat piyonuna karşı. Fil B7 gelişim. D3 E4'ü destekledi ve B4 ilerleyişi gelmiş siyahlardan. Daha iyisi kaleyi E8'e çekip file yer açmak. At C3 gelişime. Şimdi B4 at çıktıktan sonra ata saldırı ve at D5'miş. B4'e geri dönelim. Şimdi A5 ilerleyişi. Fikir tabii ki siyahın A5 sürüp piyonu korumasını engellemek. D6. At BD2. At B8 çekmiş C piyonunu ilerletmek için. Ancak daha iyisi önce bir H6 at G5'leri engellemek adına. Şimdi C3'ten sonra D5 merkezden ilerleyiş. E alır D5, at alır D5. At E4 zıplayınca at F6 geri çekip merkezi ata meydan okuma. Vezir C2, kale B8. Şimdi H3'ten sonra at alır E4, D alır E4, B alır C3 ile devam edilebilirmiş. At B8 geri çekiyor siyahlar C piyonunu hareketlendirmek için. Şimdi C3, B alır C3'ten sonra yine B alır C3. C5 ilerleyişi siyahlardan. At C4 zıpladı beyazlar. At C6'yı tekrar gelişim. Atı C piyonu sürdükten sonra geliştirmiş oldu. At H4. At F5'e zıplamak istiyor şimdi. Ve siyahlardan D5 merkezi ata baskı. Daha iyisi kale B8 oynamakmış. Yine at F5 zıplayacaktı beyazlar. D5'ten sonra önce E alır D5. At alır D5. At F5. Güzel bir hamle. At şimdi kritik G7 piyonuna bakıyor gördüğümüz gibi. At alır C3 almış ve Vezir G4 piyonu bıraktı çünkü mat istiyor şu an G7 karesinden beyazlar. Ve burada G6 sürmüş ancak ata dokunamaz şu anda açmazdı zaten. At B6 kaleye saldırı. Fil C8 kaliteyi bırakıp atı açmazı alıyor ancak bu bir hata. Daha iyisi fil F6'ymış. Yine kaliteyi vermek at alır A8 fil alır A8 ile devam etmek. Uzun çaprazdaki siyah fil kalitenin eksikliğini aratmayacak şekilde kuvvetli. Fil C8'e devam edelim. At H6 şah. Şah G7, veziri tempo ile C4'e dönmüş. Vezir, fil ve at kritik F7 karesine bakıyor şimdi. At alır A5 oynamış. Atın koruyucusunu ortadan kaldırıyor ki atı alabilsin. Aynı zamanda at çatal attı. Vezir ve file saldırmış oldu. Kale alır A5. Kalite fedası. Vezir alır B6'dan sonra. At alır F7. Çift dünlem. Şimdi atı alması halinde tabii vezir fil bataryası çok kuvvetli bakıyor. Vezir alır A5 ile boştaki kaleyi almış. Ancak daha iyisi file altı koymak. Bu durumda da vezir E6 alırdı. Vezir E6'ya fil E6. Kale F7'den sonra hemen kaleyi almak yerine fil B2 ata saldırı. Şimdi at B5 dönünce fil E5 bir şah. Şah F8'e kale A4. Şimdi kaleyi almak yerine manevra yapıyor beyazlar. Fil G5 oynayınca da fil alır F7, şah alır F7 ile devam edilebilirmiş ve beyaza üstünlük veren bir varyant oluşurmuş. Vezir alır A5'ten sonra fil H6 şah. Çok kuvvetli bu hamle. Şah F6'ya gidebilir, G8'e gidebilir. Şah G8'e gitmiş. Eğer F6'ya gitseydi vezir H4 şah gelirdi ve buna şah F5'ten sonra kale alır E5 ile müthiş bir mat olurdu beyazlar tarafından. Oyundaysa fil H6'ya şah G8'e gidiyor ama artık kurtulamaz. At G5 açarak şah.
Perdelemeler işe yaramazdı. Fil boşta, kale boşta, atı perdelese at da boşta. Çapraz çok zayıf. A2 G8 çaprazı. Şah H8 oynamış. Mükemmel bir vezir fedası geliyor İzlanda şampiyondan. Vezir G8 çift dönem. Kaleyle almak zorunda. At F7 boğmaca matı filin yardımıyla. Evet, 27. hamlede İzlanda şampiyondan müthiş bir zafer geliyor beyaz taşlarla. 26 yaşında İzlanda'nın bir numaralı oyuncusundan Hans Stefansson. Güzel bir vezir fedası, müthiş bir bitiriş. Bu oyunu bugün sizlerle paylaşmak istedim. Dün video çekemediğimiz için bugün iki oyun birden incelemek istedim. Beğendiysek beğenip paylaşmayı, kanala abone olup destek olmayı unutmayalım. Siyahların 2200 elo reytingine sahip olduğunu unutmayın. 2200'lük oyuncuya karşı bile beyazlar evet biraz daha güçlü. İki gömlek üstün diyebiliriz. Büyük usta ancak görüyorsunuz İspanyol'un nasıl oynanacağına dair adeta müthiş bir ders verdi beyazlar İzlanda şampiyonu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.